Merhaba arkadaşlar, OynaSM kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile karşınızdayım. Online maçlara devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz emülatörü değiştirdiğimi söylemiştim. Bir süre bununla idare edeceğim. Bir capture card aldım arkadaşlar. O ulaşınca tablet ve mobil oyunları, telefon oyunlarını yansıtabilmeyi ve tabii ki PlayStation 4 oyunlarını umuyorum. Ve bu şekilde artık PlayStation 4 oyunlarıyla da ve yapabilirsem tablet veya telefondan Dream Team'de oynamaya çalışacağım. Tabii ki geldiği zaman capture card. Bu da yaklaşık yani bir herhalde 4-5 gün, maksimum 1 haftayı bulur. Büyük ihtimal o kadar sürmez ama bakalım. Evet, ondan sonra daha güzel olacağını düşünüyorum. En azından bu takılma donmalar olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii ki tablet veya telefondan oynayacağım için dokunmatik oynayabileceğim. O da benim adıma iyi olacak arkadaşlar. Evet, online maçlara geçelim. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Birkaç maç daha böyle idare edeceğiz. BlueStacks 5.0 beta sürümünü kullanıyorum. Maalesef yavaşlamalar oluyor bunda. Nox'ta olmuyor ama onda da daha önce hatırlarsanız yine böyle bir emülatör arayışına girmiştim. Yani Memo'yu da denedim, Nox'u da denedim. En son LD Player çok iyiydi. Nox da iyiydi ama Nox'ta kayıt alırken nedendir bilmiyorum. Kayıt programından kaynaklı olabilir, başka bir şeyden kaynaklı olabilir. Oynarken sıkıntı yok ama kayıt alırken titreme oluyordu. Hatırlarsanız bir videom öyle olmuştu, o Nox'taydı. Bakacağız artık arkadaşlar, böyle geziyoruz işte, hangisi iyi olursa onu kullanıyoruz. LD Player'ı en son yükleyemedim. Çünkü son sürümünde o şeyi, Google Play'i aktifliğine kapatıp işte deaktif edip sonra tekrar aktif ettiğinizde yine hala cihazınızla uyumlu değildir diyor. 64 bit sürümde de zaten yüklemiyor, hata veriyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bir arkadaş demiş APK'sını indirip o şekilde kurabilirsin. Aslında evet, öyle deneyebilirim ama zaten dediğim gibi şu kart gelirse PC'den oynamayı bırakacağım gibi görünüyor. Öyle umuyorum, öyle istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Rank maça girelim. Uzun bir giriş oldu. Birkaç olayı, durumu anlattım size. Evet, durum bundan ibaret. Tablette, telefonda pek oynayamadım. O yüzden de yükselemedim. Bakalım yine mi kaybedeceğiz, ne olacak, nasıl bir rakip gelecek. Tabi emülatörde de akıcı olmayınca LD Player'daki gibi zaten PC'de oynarken biraz sıkıntılı oluyor, hızlı olamıyorsunuz. Bir de emülatörde takılma donma olduğu zaman biraz daha işiniz zorlaşıyor. Bir önceki videoda yani resmen rakibe verdi oyunu, oyun club demeyeyim de oyun kendi verdi yani. Genzo ceza sahası dışından 36.5K kurtarış atmasına rağmen 27K şutu yedi Santana'nın. Ve bende de gördüğünüz uzatmalarda mıydı? Full power'dayken çalıma dizdik Michael'la. Ama en son şutumuz rainbow olmasına rağmen kaleci Yamada kurtardı. Bende de var o. Yedekleri alsam mı, ne yapsam? Yorumlara yazın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum ve teşekkür ediyorum destek ve yorumlarınız için. Evet, rakibimiz geldi. Yine uzak doğulu Japon tek yıldız kaptanı Santana. Fest Santana olan bir takım. Yine düşürücüler ya arkadaş. Düşürücüler başa bela olmaya başladı ya. Ya bir de diyorlar ki hani yazmışlar BlueStacks 5 beta'da işte önceki sürümlere göre daha hızlı, daha az RAM kullanıyor falan filan da. Biraz hikaye gibi geldi bana. Bir farkını göremedim yani hala. Yani çok az da olsa bir fark var ama hala bir yavaşlama söz konusu. Şimdi Natu, seni geçsem Pierre gelecek. Mecbur seni bir geçeceğiz. Pas atabilirmişim. İçeri gitmesini istemiyorum işte bu adamın ya. İçeri gitmesini istemiyorum.
statları düşüyor çünkü. Bakalım ne yaptı. Aslında ikinciye de çalım bassam mı diye düşündüm ama. Umarım onda kayma yapmıştır. Yapma ya, kayma yapıyor, alıyor ya. Kenarda olsa alamaz. Ya matchup'ı bilemedin, nasıl alıyorsun ya? Abi nasıl yeneceğiz o zaman? Nasıl yeneceğiz yani? Natu mu? Arigato. Az daha yakalıyordu. Müller'in bunu kurtaramaması lazım. Full power'da vursak daha iyiydi tabi ama bakalım. Bu arada yeni bir Müller geliyor. Cuma günü bayağı bir şey geliyor arkadaşlar yine. Gelince incelemesini, analizini yaparız. Bu kurtarış bende de var. Çok iyi bir Müller bulsam bunu eklerim. Kurtardı mı ne? Kurtardı. Abi bu Müller bu kadar iyi mi ya? Nasıl kurtarıyor Natu'nun üçlüğünü? Yeşil bir de. Düşürücüler var tamam da. Yani Natu nasıl atamıyor ya bizde? Arigato. Ya pasını engellesene ya. Pasını engelle. Şimdi içeri gitmese, düz gitse neyse, direkt Blueno'nun üzerine gidecek. Ona gıcık oluyorum ben. Atamadık işte bak, tıkladık ama algılamadı. Ya gerçekten oynamak istemiyorum ben PC'de ya. Biraz daha sabredeceğim mecbur. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Bizde arigato. Hadi bakalım. Önüme alayım desem bu sefer durduracak. PC'de oynadığım için. O yüzden havadan geldiği için Röveşata'yı vurdum arkadaşlar. Full power gelmez umarım. Gelecek gibi. Geldi. Gümüş at bari. Ya bu kadar olmaz ya. Klap, bu kadar olmaz klap. Bu kadar olmaz klap. Ne oldu? Nani? Ah. İlk şut olduğu için Santana Reis attı. Rainbow da çaksa. Müller. Haydi bakalım. Hayda. Bıraktı. Tamam, bir maç daha atalım. Güzel. Güzel. Bir maç daha. Girdiği bir aldık. Biraz yükseldik. Devam.
Bakalım sıradaki rakibimiz kim gelecek arkadaşlar? Evet, Now Loading'de de buldu bir tane rakip. Rise of'u da cuma akşamı atmayı düşünüyorum. Milli takımlara geldik biliyorsunuz. Eriye orada biliyorsunuz geliştirdiğim karakteri çok iyi bir AoE'nin çalımını aldık. Bir de iyi bir şut eklersek, geliştirebilirsek fena bir oyuncu olmayacak. Yani en azından Cesar Benjamin ayarında bir oyuncu olur. Onu da takıma eklerim online maçlar için arkadaşlar. Evet, rakibimiz geliyor. Yine yok, bu aynı adam değil, Japon değil çünkü, ama yine Santana ve Santana'nın kaptan olduğu bir takım, ama beyaz da herhalde. Evet, bir tane düşürücüsü var Kals'tan dolayı. Yalnız beyaz adam, bronz bile değil. Yalnız dizdiği kadroya bakın arkadaşlar. Gerçekten oyun bir tuhaf oldu ya. Abi oyun bir tuhaf oldu. Önceden gerçekten eski oyuncular fark ediyordu, fark oluyordu. Şimdi yok. Yeni başlayan oyuncu bile 3 yıllık oyuncudan daha iyi kadro dizebiliyor. Santana'yı harcayamam burada. Kusura bakma. Kısa yol tuşları da eklememişim ya. Tüh. Yeni emülatörde. Formasyonu şey takıma atağa defansa falan çıkaramıyorum. Bu kötü oldu. Kısa yol tuşuyla yapıyordum. Evet. Bu Tsubasa bize çıkmadı maalesef. Bu adam yükselir ya. Beyazdı ama. Çok rahat. Süperstar'a kadar bu takımla yükselir yani. Değdik ama. Sadece değdik. Alacak mısın yoksa? Gentle. Gentle artık al. Yani üçüncü. Üçüncü intercept. Tüh. Neyse güzel. Seni geçtikten sonra atabilirsek. Ya nasıl geçmiyor Michael'dan ya? Ben basana kadar, emülatörü açana kadar menüleri sabah olur, sabah. Sabah olur. Sabır sabır sabır, geliyor capture card, geliyor PlayStation 4 oyunları, geliyor Tsubasa Dream Team, tablet ve telefonda oynayabileceğim ve aktarabileceğim inşallah. Top bize dönerse full power'ımız da doldu. Attık.
Attık attık. Bu havadan şutlar da iyiydi değil mi bu? Evet. Önümüze alıp vuracağız. Ama vuramayacağım beni çünkü Kals durduracak. Hızlı olamayacağım. Ya abi daha nasıl hızlı olayım ya? Daha nasıl hızlı olayım arkadaş? Haydi bakalım. Rainbow mu geldi? Gold gelmiş rakipten. Yok artık ya. O kadar stat farkı var ya. Renk üstünlüğüm var. Michael'la Natu'ya atabilirsem. %5 de Michael attığı için alır. Güzel. Evet, güzel oldu. Yakalanmasan iyiydi diyeceğim ama neyse. Sıkıntı yok. Bir de buradan vuralım 37k olarak. Gold attık. Haydi bakalım. Çaprazdan gitti biraz ama bu şut zaten dar açıdan da moment kaybetmeyen bir şut. Dar açıdan mıydı, uzaktan mıydı? Gümüş attı. Hernandez. Yine kurtardı ya. Of. Santana'yla deneyeceğim. Ter içinde aynı zamanda. Hernandez. Abi yok, izin vermiyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok ya. Engelleyebilirler mi vursam? İlk şutu deneyeceğim ya. Ver kaç mı denesem diye düşündüm ama. Momentine güvendik bakalım. İkisini de blok mu yaptı acaba? İkisini de blok yaptı ya. Oo, Rainbow. Hadi uçur hepsini. Santana, Natu. Uç. Hernandez zaten terliyor. Ter içinde Hernandez. Yeter, 2-2. Yeter yani. Bu da çıktı arkadaşlar. Bu da çıktı. Orava kanarız kas. 2'de 2 oldu, güzel oldu.
Evet, ana menüye dönelim. Güzel oldu. PC'de oynamamıza rağmen 2'de 2 yaptık. Arka arkaya 2 maç oynadık. Yine transferlerde gelen oyuncular var şunlar ama daha önceden yani eski oyuncular olduğu için tekrar incelemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Pascal, Hernandez ve Galvan. Bu Galvan'ın çok nadir oyuncuda olan Verkaçlar'da hani bu Verkaç gol olayını engellemek adına Verkaçlar'da %80 statları artıyor. Tabii Verkaç gol olayı kalktı. 2 saniye olayı geldikten sonra. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, DB'ler birikiyor. 571 DB'miz olmuş. Biriksin bakalım. Oynasayım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.